Benim adım Mona Hatun ve şu anda Berlin'deki atölyemdeyiz. İşin aslı kendimi pek de öyle atölye sanatçısı olarak tanımlamıyorum. Çünkü farklı durumlarda ve şartlarda çalışmaya yatkınım. Burası atölyemdeki en geniş oda. Gördüğünüz üzere hoş bir giriş katında çalışıyorum. Günlük hayatımda işlerimi kendim yaparak meşgul olmayı severim. Genelde mütevazı küçük objeler yaparım. Bu gördüğünüz aslında iç peyzaj olarak adlandırılan bir montaja ait. Şu an parçalara ayrılıyor, o yüzden yeniden yapmam gerekiyor. Atölyede buna benzer pek çok el yapımı iş üretiriz. Eskici dükkanlarına gidip mobilya parçaları alırsınız ya hani, onu andırıyor değil mi? Eserin adı Durgun. Çünkü durgun hayatlara sahip kişileri anlatıyor. Burası aslında atölyenin ofisi olması gereken odası. Yerdeki eserin adı Balucci Blue. Yani Balucci Mavisi. Bazı yerlerden parçalar çıkarttık. Böylece eskimiş gibi görünüyor. Fakat aynı zamanda bu eskitilmiş alanların aslında dünya haritasını oluşturduğunu görebilirsiniz. Sanatsal eserler genellikle çatışma ve çelişki ile ilgilidir. Çatışma veya çelişki objenin kendisinde de olabilir. İsimsiz tekerlekli sandalye isimli eserde olduğu gibi. Bir yandan kişi bu tekerlekli sandalyeyi kullanmak için birinin yardımına ihtiyaç duyarken, diğer yandan bıçakların varlığı, muhtaç olma ve içten içe kırılma duygusunu temsil eder. Tek bir parçada her tür içsel çatışma var. Şimdi de bebek beşiği olan Incommunicado adlı bir eseri görüyorsunuz. Normalde koruma amaçlı olan parmaklıklar bulunuyor. Fakat yakından baktığınızda alt kısmının olmadığını, beşiğin zemininin eksik olduğunu görebilirsiniz. Ve bunun yerinde ince teller yer alıyor. Objeye karşı olan bakış açınız anında değişir. Artık bu obje çoğu insan için koruma amaçlı değil. Daha çok şiddet veya tehlikeyle alakalıdır. Bu duyguları çağrıştırır. Bazen eserlerim ya da içinde bulunduğum durum politik olarak heyecan verici olabiliyor. Örneğin 1996 yılında Kudüs'te bir sergi açtım ve tesadüfen Oslo Anlaşması'nda çizilen ve İsrail ve Filistin sınırlarını gösteren haritaya denk geldim. Ben de bunu bir sabun yanının üzerine çizmeye karar verdim. Belki de içgüdüsel olarak bunu bir sabunun üzerine çizmek istedim. Çünkü içimden öyle geldi. Böylece buradan elde edilecek çıkarım, bunun geçici bir madde olduğu ve eninde sonunda eriyeceği ve tüm sınırların ortadan kalkacağı yönündeydi. O zamanlar eserlerin korunması yani muhafaza şartları hakkında fazla düşünmedik. Dolayısıyla kurumaya, çekmeye ve kahverengileşmeye başladı. O yüzden şimdi taze sabunla yapıp üstünü özel bir koruyucu katmanla kaplayıp nemi hapsediyoruz. Ve böylece uzun süre ilk şeklini muhafaza edeceğini umuyoruz. Her zaman bir sanatçı olmanın benim açımdan en heyecanlı yanının bir sonraki serginin beni dünyanın neresine götüreceğini ve ne yapacağımı bilmemek olduğunu söylerim. Ve ben bunu bilmemenin oldukça heyecan verici olduğunu düşünüyorum.